Şimdi ben e, müsaadenizle Can Ataklı da e, bu tartışmada adı geçen isimlerden onun ifadelerini de aktarayım e, öyle değerlendirelim. Çünkü e, iktidar kanadından değerlendirmelerde bu iki açıklamaya atıfta bulunuluyor bu tartışmada gördüğümüz e, yorumlarda. Şimdi Can Ataklı ne dedi o e, çok tartışılan e, videosunda? Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük Kesinlikle. bir halk öfkesinin doğması gerekir. Büyük bir doğal afet olması gerekir. Darbe ihtimalini en az görenler dedim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor diyor. Tabii bu çok e, tepki görünce, e, canataklı Ataklı dün CNN Türk yayınında yine bu konu tartışılırken tarafsız bölge programına da konuk oldu ve sözlerimin arkasındayım dedi ama bir montaj mağduru olduğunu da ifade etti. Tam olarak ifadeleri şöyle: Ben son çektiğim videonun tamamen arkasındayım. Ben orada Tayyip Erdoğan'ın seçimsiz gitmez demiyorum. Ben iktidardan gitmek dünya çapında nasıl olurdu onu tarif ediyorum. Ben asas onu anlatıyorum. Ey millet Tayyip Erdoğan seçimle gitmeyecek çünkü kaybedecek bir seçimi yapmayacak diyorum. Şimdi bu ne demek? Ee, e Buna verilen cevaplarda vurguyu şöyle görüyoruz. Bugün CNN Türk yayınında dediğimiz gibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ankara temsilcimiz Dicle Canavan'ın sorularını yanıtladı. Diyor ki Ünal, birileri hala darbenin çözüm olduğuna inanıyor. Darbenin çözüm olduğuna inançları sapasağlam duruyor. Türkiye'de darbe mekaniği bitmiştir diyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da bununla ilgili gelen açıklama. Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleriyle başlamışlar. Biri darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok derken bir diğeri Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Yani söylemler eşgüdümlü olarak da e, yorumlanıyor. Kılıçdaroğlu hiçbir zaman darbeyi savunmadık diyor. Onun göndermesi de 20 Temmuz'a. 20 Temmuz'dan sonra Türkiye bir sivil darbenin içindedir yorumunu yapıyor. Şimdi ben bunları aktararak e, sözü bırakayım Ruşen Bey'e. Tabii e, sayın konuşmacılar tarihten çok güzel örnekler verdiler. Bir kere şunu baştan söylemek lazım. Sayın e, rahmetli Adnan Menderes Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıydı iki tane bakanla birlikte, diğer bakanlarla birlikte Fatih Rüştü Zorlu e, ve diğeriyle birlikte olağanüstü kurulan bir mahkemede asıldı. Oranın kararıyla asıldı. Bu Türk demokrasisinin yüz karasıdır. Bunu bir tarafa koyalım, bunu bilelim. Yani bu böyle olmaz. Dolayısıyla darbenin iyisi kötüsü, darbe imasının iyisi kötüsü olmaz. Bunu da bir kenara koyalım. Demokratik toplumlarda bunların hiç konuşulmadığı bir noktaya gelmemiz gerekir Başak Hanım. Ancak e, şunu da bilelim, e, tarihi konuşurken, tarihi kesitleri verirken akışı da doğru da vermek gerekiyor. Tamam, gerek. akışa bakalım ama şu söz itibariyle tamam. biraz önce aslında e, güzel tanımladı Sayın Cevizoğlu. Yani mesela kalemi nasıl tuttuğunuz onun e, amacına da ve e, sembolüne de e, yansır. E, dolayısıyla... Siz bu ifadelerini başbuğun nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle işte... Yani o, bir darbe meşruiyeti anlamı çıkıyor mu size göre? Bu Şimdi ben özellikle Hulki beyin, e. bey'in açıklamalarını çok önemsedim. Açıkça okudu, netçe okudu. Ben bu açıklamalardan tamam. bir... Darbe iması, o okumasaydı ben getirmiştim, ben okuyacaktım ama e, kendisi okuyunca bizim açımızdan da benim işimi kolaylaştırmış oldu bir açıdan. Onun üzerine bir şeyler söyleme fırsatı bulabileceğim. Zamanınızı da çalmış olduk, kusura evet. bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. E, katkınız çok büyük hocam. E, bu açıklamalardan zaten bir darbe buyurun. iması çıkartmak mümkün değil. Diğer taraftan şu var, herkesi e, 2009 tarihinde kozmik odaya girişte İlker Başbuğ'un tavrıyla ilgili kitabı okumaya e, davet ediyorum. Kozmik Albay diye bir kitap. Burada devletin kozmik odasına hukuksuz olarak giriliyor. Soruşturma aşamasında oraya girecek yasal düzenleme yok. CMK 128-125 aykırı. Bu aykırılığı Sayın kurmay Başkanı İlker Başbuğ alıyor, Sayın Başbakan'a götürüyor. Diyor ki burası seferberlik bölge müdürlüğü. Buradaki bilgiler çok gizli. Türkiye Cumhuriyeti'nin yarın bir işgale uğradığında silahları nereye gömdüğü, kimlerin burada görevli olduğuyla ilgili konular var diyor. O tarihte Sayın Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla ortalık kaynıyor. Askere karşı büyük bir saldırı var basında. Sonradan bunların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya koyduk, hı hı. koyuldu. Mahkeme kararlarıyla ortaya koyuldu. Büyük bir saldırı var. Haksız bir saldırı 10 sene sonra ortaya çıktı. Bu esnada asker oraya girmesine izin vermese darbeci ilan edilecek. İlker Baş bu Sayın Başbakan'a gidiyor. O zaman şimdiki Cumhurbaşkanı Sayın Başbakan gidiyor diyor ki efendim diyor burası hukuksuz olarak girilecek. Siz ne diyorsunuz diyor. Benim diyor şeylerim, e, ee, rütbelilerim buraya girilmesinin doğru olmadığını söylüyor. Orada da ne var? İşte diyorlar ki işte Bülent Arınç'a suikast hatta geçmişteki suikastler da bakın bu bir Amerikan planı, CIA programı. Buna adliyede cübbe giymiş bir terörist Mustafa Bilgili buna dahil oluyor. Ceza aldı zaten. buna dahil oluyor. Bu onun arkasında iktidar duruyor. Ve o noktada İlker Başbu gidiyor diyor. O dönemki diyor. medyada destekliyor bunları Evet efendim, yani çok ağır şeyler. O kitabın okunması Kozmik Oda okunmalı. Sayın İlker Başbu darbe yapacaktıysa tam günüydü ki haklıydı yani. Hani karşı çıkmakta haklıydı. Yani başbakanı orada diyebilirdi ki Sonradan silah arkadaşları da çok eleştirdi onu. O odaya girilmemeliydi. Sayın Başbakan diyor ki bir şey saklayacak bir şeyiniz yoksa bırakın girsinler diyor. O bilgiler oradan alınıyor. Orayı açıyor Genelkurmay Başkanı. O bilgiler oradan alınıyor. Sonra Amerika'ya hatta Yunanistan kendi doktrini değiştirdi o bilgilerden sonra. Bunların hepsi gündemde açık kaynaklarda tartışılıyor. Şimdi bazen de Bazen de şunu görmek lazım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu açıklamak açısından. Ve bazen de konuyu tam anlamak lazım. Şimdi 1957 seçimleri, Ekim seçimleri. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti var. Birkaç parti daha var ama daha küçük. Cumhuriyet Halk Partisi oyların %41'ini alıyor. Demokrat Parti %48'ini alıyor. Aslında birbirlerine çok yakınlar. Hatta bu seçimlerden önce bu partiler ittifak yapmasınlar diye Demokrat Parti seçim kanunu değiştiriyor. Ve aslında belki de olsalar iktidar değişecek kıl payı aslında Demokrat Parti kazanıyor. Bu 57 seçimlerin ne böyle? Açın bakın yani çok ezici bir çoğunlukla gelmiş değil. Bu seçimlerin seçimlerde yaşanan bazı olaylar var. Bunları e, gündeme getirmek gerekiyor. Nasıl? Bakın e, hukuku e, her zaman zaten 1950-1960 dönemi Demokrasinin emekleme dönemleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte İsmet İnönü bir aslında bir şey onun bir adı var unuttum reis işte o da o anlamda reis deniyor. Kendi eliyle iktidarı Demokrat Parti'ye 1950 Mayıs seçimleriyle teslim ediyor. Bu çok güzel bir şey. 1950-54 arası güzel. 1954'ten sonra Demokrat Parti'nin aslında bazı uygulamaları sıkıntı yaratmaya başlıyor. Nasıl sıkıntı yaratmaya başlıyor? Bakın. Bazıları örnek vereyim. Ee, en başta tahkikat komisyonunu söyleyeceğim. Demokrat Parti tahkikat komisyonu kuruyor. Tahkikat komisyonları. Tahkikat komisyonu nedir? O Meclis hayata de... geçmiyor ama. Geçiyor, Hırşan geçiyor, değil. geçiyor. Bakın itiraz etmeyin beni dinleyin. Ben duyamadım Melik Bey, ne, ne dedin? Geçmiyor diyor da geçiyor. Geçmez olur mu? Peki. Hatta faaliyetlerine hay son hay verileceğini Eskişehir şey yani, mitingin de hatta söylüyor. Peki bu arada Geçmiyor olur mu? E, milli Şef Milli Şef özür dilerim. İsmet İnönü milli şef dönemi. Ondan sonra kendi eliyle şef olmasına rağmen yani tek adam olmasına rağmen iktidarı Demokrat Parti'ye teslim ediyor. Seçim yapıyor ve iktidarı çünkü istenen şey Cumhuriyet Halk Partisi açısından Türkiye'nin demokrasiye geçmesi. Ancak neler yaşanıyor bakın o tarihlerde yaşananlar o tarihlerde bakalım bir anayasa mahkemesi yok. Bir hukuk sınırlaması yok. Demokrat Parti o tarihten sonra şöyle uygulamalar yapıyor. Bakın tahkikat komisyonu ne demek biliyor musunuz? Demokrat Parti kendi içerisinde 15 milletvekili seçiyor. CHP'nin seçim dışı iktidara gelmek için hücre evleri kurdu. Bakın bunların hepsi asılsız. Kurdu silahlandı, isyan hazırladığı gibi gerekçelerle bir tahkikat komisyonu kuruyor ve bu tahkikat komisyonunda bu 15 milletvekiline aynı meclisteki CHP milletvekillerini yargılama ve basını yargılama, basın gazete sahiplerini, gazete yöne, e, genel yayın yönetmeni yargılama yetkisi veriyor. Ve öyle bir şey ki bu, bu tahkikat komisyonları kararlarına itiraz yok. Hüküm verecek, ceza verecek ve kararlarına itiraz edilemiyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Aslında muhalifete siyaset kapatılıyor. Bu arada toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu değişiyor. Bu toplantı gösteri yürüyüşleri kanun değişmesiyle birlikte Kasım Gülek Zonguldak'a giderken CHP milletvekili orada miting yapacak. Emniyet müdürü diyor ki burada miting yapamazsın. Ya niye yapamam? Ben hani muhalefetim. Seçime gideceğiz. Burada miting yapacak. Tutuklanıyor Kasım Gülek orada. Diğer taraftan Ben Kırşehir'li Osman Bölükbaşı var. Osman Bölükbaşı da tutuklanıyor. O da bir siyasi partinin Cumhuriyetçi Millet, e, Millet Partisi'nin lideri. Osman Bölükbaşı da gene meclisin faaliyetlerine sebebiyle tutuklanıyor. Ülkede toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılması imkansız hale geliyor. İsmet İnönü Uşak'a gidiyor Nisan ayı e, 1959 e, bu arada Vatan Cepheleri diye bir şey kuruluyor. Bu Vatan Cepheleri ya Demokrat Sen ya Vatan aynıs. noktasında radyolardan yayınlar yapılıyor. Bu yayınlar sonucunda e, İsmet İnönü'ye ne Uşak'ta ne diğer taraflarda hatta Kayseri'ye giderken asker önünü kesiyor. Diyor ki çünkü o zaman asker bu zamanki gibi kurallar da yok. Tamamen Demokrat Partili. ordunun üst düzeyi tamamen Demokrat Parti'ye yakın zaten. Hatta şu örneği vereyim tarihten. Bunu da Türk iş anılarında anlatıyor. Alparslan Türk iş o zaman Cemal Gürsel Paşa'nın altında Cemal Gürsel Paşa Kara Kuvvetleri Komutanı. E, Eten Menderes'e hitaben bir mektup yazıyor Cemal Gürsel Paşa. bu mektubunda diyor ki bak diyor Bayar gitsin, Menderes seviliyor. Menderesi Cumhurbaşkanı yapalım. Çünkü diyor o, o arada Beyazıt'ta olaylar çıkmış, e, işte üniversitelerde olaylar çıkmış. Bu sebepten dolayı diyor ki e, Bayar e, istifa etsin. bu e, Cemal Gürsel'in mektubu, Menderes Cumhurbaşkanı olsun, büyük halk kitleleri Menderesi destekliyor, onu getirirsek diyor bu gazı alabiliriz. Tamam. Çünkü demokrasilerde özgürlükleri çok fazla sınırlarsanız bir düdüklü tencereye benzer bu. Özgürlükte çünkü Türkiye ee, diğer başka ülkeler gibi değil. Türkiye demokrasiyi, insan hakları, Ruşen bilen bir O düdüklü tencere yani. 1949'da niye patladı? İzninizle bitireyim. O düdüklü tencere evet. 1949'da niye e patlamadı? Ya patlardı niye patlamadı? Niye patladı? Niye patladı? bitireyim izninizle. Şimdi niye bakın, yani özgürlükler. Yani siz e, bu, yani bu mektuplardan birini bu cebine, bu cebine alıyor. Birini e, Türkiye'ci cebine Milli koyuyor. Milli şef döneminde bu özgürlükler kısıtlanmadı mı gerçekten? Darbenin sebebi ise özgürlükler. Ya benim insiyamı de... açısından bir anlatayım izninizle. Üç tamam, musa yazıyor. Birini Türkeş'e veriyor. Birini Milli Savunma Bakanı Ethem Menderese veriyor. Kendisi de bakan'a gidiyor, diğer bakan'a gidiyor. Tamam mı? Ve bunun üzerine e, burada burada Ethem Menderes Milli Savunma Bakanı. Menderes soyadını da Adnan Menderes'i çok sevdiği için alıyor. Akrabası değil aslında. O şekilde alıyor. Refik Koru gidiyor. Ne? Diyorlar ki bu böyle çok... E, o zaman Adnan Menderes diyor ki evet diyor istifa edersem hani burada bir abi, çözüm olabilir. Bunu söyleyen de Ethem Menderes aslında diyor ki hani buradaki şeyi alalım. Niye? Aslında şu var. Demin arz etmeye çalıştığım gibi basın kanunuyla birlikte 238 gazeteci cezaevinde, ülkede toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve hatta meclisteki muhalefet partisi lideri genel başkanı yaptığı açıklama sebebiyle orada 12 oturum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ismet önü yasaklanıyor ve polis zoruyla meclisten çıkarılıyor. Şimdi bunların yaşandığı bunların yaşandığı bir meclisin de aslında demokrasinin, kuralların işletildiği bir meclis olarak görmüyoruz. Hakların tamam. ve özgürlüklerin sınırlandığı, tabii ki biz bunu bunu şunun için söylemiyorum. Yani bunun ee, getirisi şu, darbe mi olur diyorsunuz? Şimdi, Öyle hayır bir şunu söylüyorum, bunun getirisi nereye? bir seçim olmalıydı. Erken veya değil, bunu bir seçim kararı alınabilseydi, ee, ama bu o zaman şun, şunları da söylemek lazım. Mesela Rüştü Enderun var. O zamanki genelkurmay başkanı. Eten Meneres'e gidiyor. Er, Erdel Hun. Erdel Hun. Erdel ee, Hun. O, o, o gidiyor. Genelkurmay'ın tepesi tamamen Demokrat Parti'ye yakın zaten. Altta komitacılar var. 1954'te bir şeyleri var. Bu 8 tane asker var. Onlar beraat ediyorlar 1956'da. Ama bu komitacıların çalışmalarını zaten Cemal Madanoğlu rahmet anlatıyor. Peki şunu yani, mu diyorsunuz? Nasıl oldu? Yani eğer seçim erken seçim kararı olsaydı siz de bu gibi darbenin önlenebileceğini mi düşünüyorsunuz? Şu, bu buradaki bakın o zamanki e, şeyler var. Esat Budaklıoğlu var. Rahmetli olmuştur bunlar şimdi. Mesela o zamanın Adalet Bakanı diyor ki seçime Bey, gidelim. Şimdi Fena bir şey söylüyor. Da. Darbeyi zorladığını söylüyor Menderes. Şimdi her zaman şunu söylemek daha lazım. Fena bir şey burada burada doğru olmayan darbeyi... şey Venderes'in darbeyi zorladığını söylüyor ya daha fena bir şey söylüyor Hüşen Bey. Kimse söylüyor anlamadım. Sizin için söylüyor. Ha. Siz eee başvurdan yani daha fena bir şey söylüyorsunuz. Yani ben darbeyi zorluyoruz. kaçınılmazdı. Bu yanlış yanlış kadar diyor. zorladılar benim, tabii ki darbe oldu. Ben söylediğim şu var. Bu darbeyi eleştirelim. Ama mecliste kurulan muhalefeti tamamen meclisten çıkartan e, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ya sokakta Nisan'da, da olmasını yasaklayan Ya hangi araçla? Yani, bir olay anlatayım. Hüşen Bey hangi çalışmış? 1959'da 1959, kongrelerini yapamıyor. 20 20 60'da 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 yasak. Yasak. Yani Bir Bey, ya Partisi, kongrelerini, kongrelerini yapamıyor. Tamam, Melik. Bir ay sonra darbe oluyor, darbe. Ruşan Bakın, Bey, bir Melik şey ben demokrasinin, be. demokrasinin Hakikat işleme kanallarını, özgürlüklerinin önünün açılması gerektiğini söylüyorum. Bu tıkandığı zaman, şunu demek istemiyorum. Bu tıkandı, asker ya da başka bir güç gelsin. Bakın, biz biz bugün, daha dün daha bir darbe tehdidi yaşadı bu ülkeye. Yani bu daha dün bundan 4 sene önce bu ülke bu ülke Rüşen bir Bey, darbe Bey, peki, peki, yaşadı. Daha yakın bir tarihte. Özgürlükleri kısıtlandıkları ha. için mi darbeye kalkıştılar? O darbenin koşulları zaten bakın, bambaşka. Bakın bütün darbelerin Aynen. koşulları aynıdır. Hayır. Ba Her darbeyi sosyolojik evet, olarak farklı evet, dönemde o FETÖ'cülere oraya koyulmasaydı bu darbeyi yapacak bir elde edemeyeceklerdi. Özgürlükleri 2, 2, kısıtlananlar darbe yapmaz. Darbe yapabilecek olanlar darbe. Bakın ben başka bir şey diyeyim. Eliz Sininden, demokrasinin önündeki bir siyasi iktidar, bakın, iktidarda de, kalabilmek için muhalefeti demok, yasaklar, milletvekillerini bakın, tutuklar çok ve bununla ilgili işler yaparsa ülkede bir karmaşa doğabilir diyorum. Karmaşalar, Bu karmaşadan kastım kar, siyasi bir karmaşa. Bunun sonucu bir darbeci gelsin, birisi darbe yapsın, Erdoğan'ı alsın, yerine kendisi yapmaz. gelsin demek değil. Bakın karmaşalar, karmaşalardan darbe, Yani mesela ben haksızlığa uğradığımı düşüneceğim devlet tarafından devletin bazı kurumları tarafından. Ama benim elimde hiç darbe yapacak bir araç yok. <laughs> Silah yok, kurumlar yok bilmem ne. Çok öfkelenirim, çok benim özgürlük alanım kısıtlı. Darbe yapabilir miyim? Yapamam. Darbe nasıl oluyor biliyor musunuz? Darbe, darbe yapma şansına sahip olanların canı istediklerinde bazı şeyleri bahane ederek yaptıkları bir iştir. Bakın o yüzden söyledim. Hadi çok diyelim güzel, ki. çok abi. güzel bu. Çok güzel. Hadi diyelim çok ki. Çok güzel. Hadi yani kitap ki. yazarak darbe yapılmıyor demek ki. Kitap yazıp da zindanlara atılan insanlar oldu FETÖ döneminde. Hadi. Demek ki kitap yazarak değil darbe yapabilecek güce sahip olanlar yapabilirdi. Evet, katılıyorum Evet aynen. Silahı elinde tutan yapar darbeyi. Aynen. Ama o Bir silahı, silahı var. elinde tutana e, yardakçılık onun e, işte önünü açmak ordu göreve o falan propaganda, bunlar propagandadır. Propaganda. Ya yardım ve yataklıktır. Onlar, Şimdi bakın o yüzden ki, diyelim ki hadi özgürlüklerin oldu, kısıtlanması falan, yani. falan filan. Özgürlükler kısıtlandığında siz darbe yapamazsınız. Aksine ya darbe da, yapamazsınız. Mesela özgürlüklerin kısıtlanmasından darbe oluyor olsaydı Milli Şef dönemi değil ve tek parti yönetimi özgürlükler kısıtlanmış milletin sandıkta bile doğru düzgün oy kullanmasına müsaade edilmiyor. O zaman darbe olurdu ama olmaz. Niye? Çünkü Big Brother onaylarsa oluyor. Big Brother onaylarsa bir de şöyle bir şey On var Türkiye. kazanmış Erdoğan'a da darbe işte. Öncelikle o darbeyi aktif olarak, aktüel olarak yapacak olan belinde silahlıların ...önce darbeye yeltenmeleri... ...sonra o Big Brother'dan izin almaları gerekiyor. Ama... Ama çok ilginç ama, bir şey ama tartışıyoruz. Ama milli şefe karşı. Çok ilginç. Milli şefe karşı. Bir dakika çok özür dilerim. Ne çok ilginç? Tarihe geçecek bir tartışma yapıyoruz. Darbeden söz ediyoruz. Darbenin öznesi yok ortada. Darbe, darbe diyoruz, asker diyoruz ama... Darbeyin, ...darbenin öznesi kim? Adını anmadan biz bir hayalet taşlıyor gibiyiz. Darbenin öznesi kim? O dönemki askerler kim darbe yapacak? Onların ismini bakın. Belki bugün belki bazı nedenlerle konuşamıyor muyuz acaba? O darbeyi yapanlar daha sonra bundan e, medeniyet şey getirdiler, ben, üzüldüler, ben demokratik bir demokratik ha, ha, ama yani öznesi ya, olmayan bir konuyu konuşuyoruz, ö, tarihe geçecek bir şey. Ö, Kim öz, bu darbeler? Birinden söyleyebilir mi istemiyorum. acaba? Demiyorum. Doğrudan doğruya fiil üzerinden Ben şu anda bir Türkiye'de darbete Fiil üzerinden konuşmak istiyorum. Bakın, darbenin, darbenin koşulları diye bir tartışma açtığınızda yanlış bir tartışma olduğunu göstermeye çalışıyorum. Eğer darbe Özgürlüklerin kısıtlanmasıyla gel, gel, gelmesi gerekiyorsa 49'da bunun çok şartı vardı. Ama olmaz. Neden olmaz? Çünkü Ordu'da o tarihlerde Adnan Menderes'e yakın bir grup yoktur. Veya Celal Bayar'a yakın, İsmet Paşa'ya yakın bir grup vardır. O yüzden de İsmet Paşa der ki iktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız. Devlet hala bendedir der. O yüzden Adnan Menderes iktidara geldiği, Celal Bayar Adnan Menderes iktidara geldiği ilk günden ve bakın ne kadar tesadüf değil mi bugünkü tartışmalara ne kadar benziyor? Ezanın Arapça okunabilmesine müsaade eden kararın alındığının hemen ertesinden itibaren Adnan Menderes zaten darbeye giden süreci başlatmıştı. Tabii orada askeri ah, askeri orada var söylüyorsunuz. Orada zaten. kararlar verilmiştir, 54'te plan yapılmıştır, 57'de Amerika'dan izin alınmıştır. Hiç onun dışındaki efem özgürlükler kısıtlandı. Mecliste şu oldu, bu olduğunun hiçbir önemi yok. Önemi olan tek şey şu. Adnan Menderes 10 yıl boyunca iktidarda kaldığında Adnan Menderes ve onun ideolojisine, onun siyasi pozisyonuna sahip adam sayısı Ankara'da 100 tane, 200 tane milletvekili sayısı kadardır. Bürokrasi de hiçbir şekilde temsil edilmez. O yüzden de Eskişehir'e geldiği gün bir tane subay kalkıp Adnan Menderes'e sırtını dönebilir. Adnan Menderes'in arkasında... 40-50 subay dönüyor. Adnan hayır hayır bir subayın desteğiyle, Eskiyi diğer de emriyle diğer, mi diğer askerlerin dönüşü. Ha. Dolayısıyla aslında Adnan Menderes bir başbakandır. Ama asıl onun özgürlük alanı çok kısıtlıdır. Bir kumpasın içinde başbakanlık yapmaktadır. Evet kendisine yönelik medyadan üniversitelerden öğrenci gruplarından şuradan buradan tonlarca baskı gelmektedir. Adnan Menderes de kendi siyasi iktidarını korumak için polis gücü bilmem ne ileri gitmiştir. Geriye hiç Tabii önemli o kızılayda olayda çok tartışıldı. Bakın Öğrencilerin üzerine ateş emri Adnan verdi. Adnan Menderes'in yak işte bakın, ateş edin dedi mesela. Şu, şu tür haberler de var. Işte, şu tür haberler de var ha. değil mi? Öğrenciler kıyma makinalarından geçiriliyor bilmem. O zaman tabii asfaltta i̇şte gömülüyorlar bakın, falan işte gibi bakın, asılsız haberler de Tamamen yeğilir. söyledi bu. Ama Adnan Menderes bu, bu, hikayeler, bu, hikayeler bu hikayeler anlatıyor üretilerek. Ha. Türkiye'de kardeşim özgürlük yoktu. Adnan Menderes bütün özgürlükleri kısıtladı. Hatta İsmet Paşa'dan bile daha çok kısıtladı. Sanki İsmet Paşa demokrasinin yolunu açtı da Adnan Menderes onu tekrar kapattı falan. Değil mi? Yani bütün tarih okuyuşumuz bambaşka bir yere geliyor. Aslında Adnan, aynı tarihi okuyoruz hocam? Ad, Adnan Menderes. Bu deliklerimde aksız taraf var mı söylediklerimiz? Tabii ki var. Yani. Milli şef, milli şef dönemi mi? Milli, milli şef ve tek parti dönemi mi daha Aha. demokratiktir? Demokrat Parti döneminde. Demokrat Parti ben. de artık tek partiydi. Muhalefeti çıkarttı diyorum meclisten. Ya yapmayın. Çıkarttı ya hocam. 57'de daha yeni seçim ya olmuş. olmuştu. seçim bak, tekrar olacak. sayı, seçimden sonra, sonra 1957'de bakın, bakın, seçimden sonra Adnan Menderes'in yaptığı bakın, ilk iş bunlar, doları bunlar, doları 2.80'den 9 liraya çıkartmaktır. Bakın devalüasyona gitmiştir ya, ya ülke. Devalüasyon, bakın, devalüasyon bir ekonomik bir da değildir ya. Öyle bir şey yoktur. İsmet Paşa'ya yakın, Cumhuriyet Halk Partisi ideolojine, ideolojisine yakın, ona sadece ondan e, müşahhas değil, onun dışındaki çeşitli gruplar da olabilir. Adnan Menderes'in ve iktidarının Ankara'da iktidar halinde oturmasını istemeyen gruplar ilk gününden itibaren örgütlendiler. Bunun... Medya ayağı da oluşturuldu. Bunun üniversite ayağı da oluşturuldu. Hocam, Bunun yargı ayağı da oluşturuldu. Her şey oluşturuldu Bak, ve dünyanın en yakın Böyle çok istifa var Dünyanın bütün gerçekleri Partiden. baş aşağı ederek Demokrat Adnan Parti Menderes, diyor, demokrat olmaktan çıktı diyor. İsmet Paşa demokratik falan böyle bir resim Hayır, tizim. o zaman Demokrat Parti'nin istifalar var. Şey tartışması... Bu, ah, bu olabilir. Nereye istifa ediyor. Olabilir. Niye istifa ediyor? Burada... Da, darbeyle, ya bak hatta, darbeyle, hatta darbeyle şu da var. Bir dakika. Bir şey dakika. bir şey söylüyor. Çıktığı, ikinci çıktı. Menderes'in ikinci planda kaldı. Buradaki ya, işte karakter... Ya Melik Bey bir şey söylüyor. Bir müsaade. Siyasi manevralar, siyasi çekişmeler... Melik Bey'i de bir duyalım. Ya bizde... Şöyle ya İsmet İnönü'yü bize böyle milli kahraman diye kusura bakmayın, Ruşen Bey ben yemem. Ya yani bu ülkenin, çalışmayın. bu ülkenin lütfen ee, saygılı e, olalım. Hayır bu ülkenin hayır, bir saniye, bir kuruluş saniye. kahramanlarından hayır, biridir, e, hakaret İsmet, etmenizi gerektirmez. Bizim ülkemizdeki en yo, büyük yo, sorun, yani ama bütün Hakaret etme alışkanlığıdır, yapmayalım. Hepimiz hayır, bu vatanın çocuklarıyız. İsmet İnönü, İsmet İnönü Yunan <laughs> Generali Tripok, tripo İsmet İnönü demokrat değil Tut, şey, e, Bey, demokrat bu Bakın, darbeyi, tripo, tripo kisi, Ruşen Bey vatanı bir 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 kurtaran adamdır. Anlatabiliyor muyum? Bir, bir, İsmet İnönü'yü böyle hayır, alın bir de ama Allah aşkına bu, bu ben senaryo kabul etme demiyorum Bak, ama saygılı ol lütfen ya. Bir dakika ya. siz milli kahraman kabul etmiyor musunuz Melik Bey? Hayır de, hayır. Ben, ben demokrat değildi diyorum ya. İsmet İnönü demokrat değildi. Ya İsmet İnönü İsmet Türkiye'deki demokrasinin kurucu İsmet adamı ünlü ya. Milli şefti. İsmet İnönü İsmet İnönü. Hayır nasıl böyle e, okuyorsunuz anlamadım. Ço Çoğulcuyla ço çoğulcu sisteme de sırf NATO'ya gire, girebilmek için istemeden yaptı. Ya Yanlışlarını anlayıp yani, tartışırız. Peygamber değil mi aşağı çok... yani? Hayır, hayır. Artışırız bir sen, tabii. Yani Demokrasinin içerisindeki... NATO'ya girebilmek yetmişlerdeki... için... Bakın, bir Benim bir de beğenmediğim politikaları var NATO ya yani. NATO'ya girebilmek Peki. için çoğulcu sisteme geçti. Bakın, NATO'ya girebilmek için çoğulcu sisteme geçti. Ama dedi ki ben kumanda etmeye devam edeyim. Ya bu çok i̇şte amacı açan bir cümle Sizi o? ben bile kurtaramam demesi, sürekli aracılarla... Menderes'i götürüp göz gönderip aracıları e, gönderip gözda vermeyin. Yapmayın etmeyin. yani askeri polis gelip... atıldı. Aynı anda olmuyor. Bir tamam Ay bir saniye ya askeri Söylen, sürekli gelip İ İsmet Hay olur mu öyle şey? Askeri sürekli gelip İsmet Paşa'ya tekmil verip bu böyle gitmiyor demesi. Yani yapmayın etmeyin Allah i̇smet aşkına, önünü, aşkına dini bakın. Dini Çok Bizi bir hani falan okuruz. Cehenneme giden, yol, zaten... cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Biz Cehennemin ya benim okumalarım de yok, öyle değil. Saygı duyarım Yani ama benim biz, okumalarım biz cehennemin bir darbeci olduğunu bakın. bana söylemiyor. İsmet Ünlü darbecidir. İsmet Ünlü, İsmet Ünlü 27 Mayıs darbesini yaptıran kişidir Rüşen Bey. Çok, Çok net bir şekilde bir yer, bir yer okuyayım bakın. Bakın Celal şey darbeden sonra, darbe olduktan sonra Cemal Gürsel Paşa arıyor kendisine. Bunun şahitleri de var. Diyor ki bizi affedin paşam. Sizden habersiz böyle bir işe kalkıştık. Ancak memleket kötüye gidiyordu. Yönetime el koymaya mecburduk. Emirleriniz bizim için peygamber buyruğudur. Size karşı kusurluyuz paşam. Ee, haber verseydik bize engel olurdunuz diye. Bu Kendin telefon konuşmasının şahitleri hocam, var. Bunları iyi bir şey Anadam diye okuyorsunuz ya. Yapmayın. Ben şunu sevim. söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Peygamber buyruğuna da karşı Darbeci bir, bir saniye olmaz. Bakın bu konuşmanın bu tarihsel bir konuşma. Metnini özellikle aldım ki geleceğini biliyorum böyle bir şey. İsmet Paşa'nın darbeden haberi yok. Bunu doğrudan darbeci olan hatta biliyorsunuz. inanıyor musunuz? Size de anlatayım. Yapmayın bakın, etmeyin. Bakın size Allah de anlatayım. Eten Menderes Milli Savunma Bakanı. Cemal Gürsel Paşa'nın bu mektubundan demin arz ettiğim evet. mektubundan sonra Eten Menderes diyor ki size diyor 3 ay izin veriyorum diyor. O zaman komutanların hepsi Demokrat Partili siyasilerin emrinde, Milli Savunma Bakanı'nın emrinde, Cemal Gürsel Paşa kara kuvvetleri komutanı altını çiziyorum. Bavulunu topluyor, İzmir'e gidiyor. Bu arada komitacılar, bakın komitacılar, askeri yani darbe yapmak isteyenler telaşlanıyor. Cemal Gürsel Paşa gönderiliyor, biz ne yapacağız diyor. Orada aslında rahmetli Cemal Madanoğlu'nun onu okumak lazım diyor ki, bu komitacılara da ben sahip çıktım, o tüm general. Ve bu örgütlenmenin başına en geçiyor. En yüksek rütbeli darbeci kimdi o sırada Ruşen Bey? Efendim? En yüksek rütbeli darbeci kimdi diye soruyor. En, kimdi? Ya Asıl darbeciler... Orgeneral miydi? E, asıl darbeci, orgeneral lütfesinde yok, benim yok. okumalarımdan Cemal yok. Cemal Gürsel'i sonradan alıp getirirler. Asıl yok. albaylar düzeyinde bu. En yüksek Cemal... olarak da A diyorlar. Ya da akabı A Cemal Gürsel Paşa'nın. Ee, en yüksek düzey hatta bununla ilgili anısı var ben ismini buradan bulunca size ama. söylerim o, biz diyor kabul ettiriyorlar biz diyor bunu türkçe anlatıyor alpaslan türkçe anlatıyor bu komitanın içinde alpaslan türkçe ee, nato nato'nun belli tatbikatları var cemal Gürsel paşa oraya gidince komitacı bir albay nato tatbikatları sırasında cemal kürsel paşa'ya durumu açıyor diyor ki paşam biz böyle bir eylem birliği içerisindeyiz ne dersiniz diyor Paşa sessiz kalıyor. Ne olumlu ne olumsuz yanıt veriyor. Bunu da o komitacı olumlu olarak algılıyor ve geri dönüyor. Alparslan Türkeşleri anlatıyor. Yani oradaki şeylere. Ondan sonra zaten darbenin taşları olumsuz e, şey olsa yapıyor. zaten kelepçeyi vurmasına Ondan lazım, sonra Cemal Gürsel evet. Paşa Kara Kuvvetleri Komutanı olarak rahmetli e, Rahmetli Alparslan Türkeş'i Genelkurmay e, Daire Başkanı yapıyor. Osman Köksalı Cumhurbaşkanlığı Aray Komutanı yapıyor ve oradaki görevi cumhurbaşkanlığını korumak değil. Darbe olduğunda cumhurbaşkanını esir gönderiyorlar. Efendim darbe olduğunda cumhurbaşkanını esir almak... şimdi bunların Biliyorsun. hiçbirisini yani seçilmiş bir hükümete karşı bu yapılanları anlatıyorum da ballandıra ballandıra rezaleti anlatmak için anlatıyorum. Hiçbir askerin hiçbir e, emir komuta zincirindeki birinin elindeki silahı alarak Türk milletinin seçtiği iktidara karşı çıkma hakkı yoktur. 2 2 4 bitti. Bunu e, can e, can neydi? Can atak. Can ataklı ya da işte İlker Başbuğ'un bu cümlelerinden ben darbe çıkartmam. Darbe zaten gördüğümüz kadarıyla geçmişten bugüne böyle olmuyor ve bu insanların zaten böyle bir muktedirliği de yok. Biz sadece tarihi bir tartışma yaptığımızı düşünüyorum. Can ataklı öyle demiyor zaten. Can yok, ataklı diyor ki darbe Ya eğer bir eskiden varsa, darbe yapabilirdik diyor. Ya, ya bugün olmaz. Şimdi diyor böyle. şimdi yani, diyor o gücümüz yok ordunun içerisinde diyor. Olmamalı. Ee, Tayyip Erdoğan'ın da normal şartlarda gideceği yok. Ee, bekleyelim ki çeşitli doğal afetler olsun. İşte ancak öyle gidebilir. Bugün Recep Tayyip yani Erdoğan'ın bir, bir olsun, saniye. Ki, sel saniye. olsun başkumandanıdır. Sel olsun, Anlatabiliyor muyum? sel olsun, deprem olsun. Ee, hadi bunlar da olmazsa bari bir askeri felaket olursa e, ancak o şartlarda gider. Evet ben, şöyle bir ifadesi ben açıkçası, var, bir saniye. Canına canına tam okuyayım. Talihsiz cümleler derim yani. Eh, Ama bağlamından Ben orada Erdoğan'ın seçimsiz gitmez demiyorum. Ben iktidardan gitmek dünya çapında nasıl olurdu onu tarif ediyorum. Ben esas onu anlatıyorum. Ey millet Tayyip Erdoğan seçimle gitmeyecek. Çünkü kaybedecek bir seçimi yapmayacak tamam, diyorum. Yok tarafsız bir bölge. Ya İstanbul seçimleri vardı üç ya bırakmazdı. Kaybedecek, kaybedecek ya. seçimi yapmayacak de, dedim diyor ya. Peki o zaman depremsel, askeri başarısızlık sonrasında ne olacak? Erdoğan seçime gidecek. Bu başarısızlıklar çerçevesinde seçim kaybedecek. Yani aslında söylediği şey... Yani ülkenin ulusal çıkarlarını... Da Hocam o, o bak eyvallah o, o o zaten ülkenin anlatıyor. ulusal çıkarları umurunda değil zaten de... Öyle olmaz işte bu işte. Zaten umurunda değil de yani söylediği şeyin çapraşıklığını göstermek için söylüyorum. Hani ben Erdoğan seçime gitmeyecek Hı, dedim diyor ya. Çünkü kaybedecek bir seçimi ha. yapmayacak. Peki o zaman Fadesi depremsel o. askeri başarısızlık olunca ne olacak? Erdoğan'ın popülaritesi düşecek değil mi? O yüzden seçime gid... Bunları niye söylüyorsun o zaman? Muhalefet etmek başka şey hocam. Bunu niye söylüyorsun o zaman? Demek ki seçime gideceğini seçime gittiğinde de umulur ki askeri başarısızlıkla, selle, deprem felaketiyle falan giderse seçime ancak o zaman o seçime gitmeyecek falan dedim onlar hikaye. Aslında kastettiği şey şu normal şartlarda seçim halinde götüremiyoruz. E, darbe de yapamıyoruz. O yüzden bir dahaki seçime kadar bir dahaki seçime kadar tövbe. Şiir gibi anlar. Deprem olsun, sel olsun veya olmadı bir askeri başarısızlık Afrin'e gidiyoruz. Barış Pınarı falan yapıyoruz ya orada çok şehitler gelirse orada bizim askerimiz PKK'ya karşı kaybederse sanırım mutlu olacak. Ya yani çok özür diliyorum ya ben hani kendisine bile yakıştırmıyorum. Kimseye yakıştırmıyorum bunu ama kendi söylediği şey bu. Ancak Erdoğan gide gide gitsin biz PKK'ya karşı kaybedelim. Biz Afrin'e giremeyelim. Bu mudur yani? Ya? Bu mudur muhalefet dediğiniz şey bu mudur? Yapın her türlü muhalefetini yazı yapın yani. Canat deprem geçmeden önce söyleyecekler. var ama sel, ne bunlar, size bunlar, ben. bunlar nasıl beklentilerdir ya? ya İnsan aklı hayal eder. Bey, ya Can Ataklı'yı da savunmayın Allah aşkına. Savunmadım ya yani, niye savunayım? Ona bile demedi bak, bak, Ruşen Hayır. Hiçbir insana Muşen yakıştırmadığım Muşen için. Ruşen Bey, Bey, Sayın Sercim. İnan bana Ruşen Bey savunmadı ben ya. Ben savunmadım A ya. A Peki. Aa karşımda Vallahi hocam bak. var. Ee, savunmadı. Bu iki bey biraz önceki Hayır, tartışmaya dair demokratlık... bir takım şeyler söyleyecek. Ruşen Bey ben demokratlık konusunda... Demokratlık bana, konusunda bana sorarlarsa size kefil olabilirim ama Allah aşkına Can Ataklı'ya falan sahip çıkmayın. O kefali sahip çıkmadı ya. ya. Çünkü bakın Bak, ben on, 14, ben söylemiyorum. Hasan Hoca dakika dinle. 17 saniyelik. Şimdi bakın, bakın dün e, şeyde bağlandı bu. Dedi ki e, montaj, montaj falan yok. Bir bölümü alınmış yani kes yapıştır yok. Ortada bir bölüm alınmış bu bir. Iki. Ama işte o bağlamından 14 koptu diyor. Dakika 17 saniye. Hayır hayır değil ben baştan sona izledim. Başak Hanım daha fena, daha, hepsini izleyince daha felaket. Yani a, a, iyilik yapmışlar o ağzını vermekle. Yemin ediyorum daha felaket hepsini izleyince. Toplamı 14 dakika 17 saniye. 14-13 gibi hoşça kal diyor. Bir 4-5 saniye jenerik gibi bir görüntü akıyor. Fakat bu 14 dakika 13 saniyede o kadar berbat şeyler söylüyor ki. Yani mesela AK Parti iktidarda kalsın diye cahilleştirmiş, eğitimsizleştirmiş halk mı dersiniz? Ondan sonra ya bu sandıkla gitmez e, niye gitsin mi dersiniz? Sabah kalkmış sanki Erdoğan e, padişahlık ilan etmiş, pa, e, meclisi kapatmış, partileri kapatmış gibi bir havayı mı dersiniz? Bir, e, normal yollardan gitme ihtimali yok. Zaten o bölüm verildiği için herkes biliyor deprem, sel, mel diye sayıyor, sayıyor, sayıyor. Şimdi Allah aşkına diyor ki ben tam olarak böyle e, demek istemedim. Şimdi tam olarak ne demek istedin o zaman? Tam olarak ne demek istediğini söyle biz de tam olarak ne demek istediğini anlayalım. Burada yazıyor. Yani sen yazıyor, bir kamuoyu tam olarak mi? böyle demedim. Şu, bu arada en büyük modada, en büyük modada o söyler 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 tam olarak böyle demedim. Ya tam bak, olarak yazıyor burada. Türkçe hakim. Ha, Hulki Bey tam bir Türkçe üzerine konuşalım olarak... e, Melik Bey. Şimdi, hayır ben 14 e, tabii ki dinleriz ama ben hepsini izledim yemin ediyorum size. Hepsini izleyince daha büyük bir felaket. Daha büyük bir felaket ya cahilleştirmiş AK Parti cahilleştirmiş ve iktidarı sağlamlaştırmak için cahilleştirmiş bir halk. İşte e, ne zaten yoksulluğa da alışmışlar. Ee, ekmek vermeyince ancak isyan eder. Şimdi ekmekle idare ediyorlar. O kadar cahilleştirilmiş ki yoksulluğa bile itiraz edemiyor. Yani hepsini izleyin daha berbat. Daha berbat. Eğer bu montaj ve 4 dakikası verilmişse diyor Can Ataklı. Onu yapan kişi Can Ataklı'ya iyilik yapmış. Ya tam Çünkü dün, ben dün dün tam izledim. bu saatlerde berbat. buradaydı. Evet, berbat. bölgede e konuk oldu. Berbat ya. Peki bu iki bir dinleyelim. Kanı, Siz yorumunuzu şey sürdürün olur mu? O cümleler üzerinden sürdürün. Buyurun. Evet. <laughs>